Evet sevgili Gurme Magazin takipçileri, Galata Köprüsü'nde, Galata Kulesi manzarasında değerli duayen büyüğümüz Vasfi Pakman, çok gezen gurme, ihtiyar gurme. Gurmeler köprüde. Gurmeler toplandık. Gurmeler köprüde. Bugün günü tarihi yarımada olarak belirledik. Sevgili Vasfi abi bizlere rehberlik yapıyor sağ olsun. İhtiyar gurme de mihmandarımız. Kameramanımız da Gurme Magazin. Benim, Gurme Magazin Ufuk. Çok keyifli anlar geçiriyoruz sabah ondan beri. Vasfi abim geçmişi aynen anlatıyor. Katılıyorum. Değil mi? Aynen katılıyorum. Yani diyor bu sektöre nasıl girdiğini, neler yaptığını, neler yapmak istediğini, hayallerini, Galata Köprüsü'nün ona ne anlam ifade ettiğini, gençliğinde buralarda çok büyüdüğünü. Ne yürümek. Evet. Nasıl lezzeti vardı o zaman İstanbul'un? Çok farklıydı ya. Değil mi? Hoştu ya. Şimdi şurada eski iskele vardı. Evet. Kızıl Toprak'tan otobüse binerdim. Kadıköy iskelesinden de vapura binerdim. Şurayı yürürdüm. Şeye, Büyük Postane'nin karşısında çocuğum o zaman. Bir o devrin radyo, bisiklet, motosiklet ithalatçısı. Evet. Andon Andonyadis'in. Evet. Ofis boyluk yapar. Her sabah. Öğlenleri de. Yemek paylaşımda da. Alemdar sineması vardı Sultanahmet'te. Alemdar sinemasına kaçardı. Öğlen vaktini 1,5 saat orada geçiriyordu. Hatta bir gün karnım acıktı. Sultanahmet köftecisi tarihi var ya. Evet. Oraya gittim. Yemeği yedim. Aa, bir de baktım. Hiç param yok. Eyvah. Ne yapacağız? Dedim ki amca ya dedim. Yani ben Silivri'de unutmuşum. Bir oda paramı sana dedim. Pasomu bırakayım dedim. Gideyim geleyim dedim. O zaman öğrenciyiz ya pasomuz. Hadi oğlum dedi ya bırak git dedi. Bir daha gelişinde ödersin. Nereden nereye? O zamana var. Bir de zamana şimdi ya. Herhalde bir 3 lirası 5 lirası eksik olanı orada rehin tutar ya herhalde. Şimdi zaten benim çocukluğumda da buradan geçerek Ali Beyköy'e giderdim liseyi okumaya. Ali Beyköy Üniversitesi Meslek Lisesi o zaman teknik bölümdeydim. Arabam Marguz 2 tane vardı. Şuradan kalkardı hemen Eminönü'nden. SS675 plakasını ömrüm boyunca. Şey Ali Beyköy'ün tulumbası köfteleri aslında iyi. Çok. Yukarıda güveç yiyor muydun? Ya Ali Beyköy'de, Selçuk'ta, Silahlar'da yemedik. Oralarda Sadrazam Mahmut vardı bir zamanlar. Duydun mu onu sen? Duymaz mı? Çok keyifli, çok sakatan neşeli şey. Zamanlardı. Evet, ne güzel. Şimdi ya. Benim dönemimde tabii o dönemde İstanbul böyle değildi. Şimdi İstanbul'a baktığım zaman insan kitlesine ne yazık ki İstanbul, İstanbulluk'tan çıkmış. Evet. İstanbul, Anadolu'nun bir varoş bir köyü olmuş. Anadolu'nun o varoş köyü de İstanbul olmuş aslında baktığımız zaman. Yani bir büyük bir değişim yaşanmış. İstanbul'un yerlileri İstanbul'u terk etmiş. Gün be gün değişiyor. Gün be gün değişiyor, yozlaşıyor. Arsızlık, hırsızlık çoğalıyor. Bizim eskiden o dönemlerde yoktu çocukluğumuzda böyle şeyler. Ama büyük bir değişim içinde. Bu esnada Galata Köprüsü'ndeki restoranlara çocukluğumuzda, gençliğimizde gelebilmek için çok önemli bir şekilde geliyordu. Evet, doğru evet, mu buraya? Evet, Kum kapı önemliydi, evet, Yeni kapı önemliydi. Çok önemli mekanlar. Tarabya önemliydi. Oo, Tarabya insanlar daha çok, üst tabii, dereceydi. Çok şık giyinir giderdi. Doğru mu abicim? Şimdi şu zindan hana baktıkça rahmetli babamın anlattığı bir şey aklıma gelir. Sonra uzun müddet
O orada vardı ve ben suyun kıyısına giderdim, bakardım. Neydi biliyor musun? Sildan Han'ın önünde bir han daha varmış. Bak. Babamın anlatması. Yani biz 5 yaşındayken falan. Bir gece o han suyun içine gitmiş. Yok o. Sonradan insanlar gelip bakardı. Damını falan görürler suyun üstünde. Şimdi tamamen tabii herhalde. Yani temizlenmesiyle şey falan daha da derinlere gitmişti. Evet. Bir de 1955'ten bahsediyorlar. Evet evet. Çok anlatılan bir hikaye. Hoşçakalın dediğim gibi. Hikaye bu. Hadi çift içinde efendim gör ya. Bizans zamanında hazırlayalım. Altın yüklü gemileri burada batırmışlar. Türklerin eline geçmesin diye böyle bir efsane vardı. Evet, ne yapıyoruz sevgili... Yürüyerek Karaköy'e doğru hareket ediyoruz. Ufuk dostum, biz şimdi gidiyoruz. Kendimize bir tane altın arama cihazı alıyoruz. Hemen dalıyoruz. Aslı abiyle beraber dalıyoruz. Altınları bulacağız. Galata'dan sevgiler gönderiyoruz arkadaşlar. Urma Magazin Ufuk. Evet sevgili Gurme Magazin takipçileri. Değerli duayenlerle, gurmelerle güzel sohbetimiz devam etti. Ve bizi izlemeye devam edin.